Ben bu sorudan korkuyorum. O yüzden karıştırdım. Siz nerelisiniz efendim? Mersin. Mersinlisiniz. Mersin süpernovası, Cezerye. Aslında ona benzer bir şey. Ama Mersin'de değil de daha doğuda filan yapılır. Doğu değil, özür dilerim. Daha kuzeydoğuda yapılır bu. Bir bakın. Belki de tadına bakmışsınızdır, adını biliyorsunuzdur. Cevizli sucuk ve türevleri için kullanılan bir tabirdir. Hadi canım. Hadi canım. Hop, kendimizi tutalım. Yağmur Hanım harfi almadan bastı. Demek ki aklında. Neydi? Nereye bakıyorsunuz köpe. Siz? Köpe mi? Köpe değil o. Bir harf değişik. Dudaklar birbirine değsin. Küme. Ne? Küme. Yok, uzaklaştınız zaten. Köpe daha iyiydi. Nama parası gibi. Mesela sizin isminizde de bir tane... Niye oraya bakıyorsunuz? Niye oraya bakıyorsunuz? Bana bakın, ben yardım ediyorum. Sizin isminizde de var mesela o dudakları birleştiren harf. Me. Abi döndük, ismini okudu. Yeminle yaptı bunu. Nedir peki cevap? Ya şu an... Kendi ismine bak. Neymiş efendim? Köme ya. Köme. Ya. Ben de iyi biliyorum. Çok utanıyorum. Sen biliyorsun. Bak, bu yalnız çok güzeldi. İsminizde de var o harf dediğimde dönüp isimliği okumanız. Ha, o yüzden siz hani isminde de var derken bana şu an tuzak kurdunuz. Ahmet yazıyor burada. Hayır, harfi oraya yerleştirmeye çalıştım o yüzden. Daha önce bir yarışmacım oldu. Lale'ydi ismi. Lale çıktı soru olarak 3 harfini almıştı. Ondan beri unutamayacağım bir hareketti. Bir alkış daha alalım Yağmur Hanım'a.